Yüklerinden oluşan iki sistem de dengededir. Buna göre özdeş dinamometrelerle ölçülen KL ve M yüklerinin dinamometrelerdeki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Birinci sisteme baktığımız zaman sabit makaralar var. İki tane, bir tane de hareketli makara var. Burada L yükü olduğu için K 2L'ye eşittir diyebiliriz. Kuvvetten 2 kat kazancımız olacak çünkü. Burada sabit makaralarla oluşturulan bir sistem. Sabit makaralarla oluşturup da sistem dengedeyse L yükünün de M'ye eşit olduğunu görüyorum. Bir kere dinamometrede okunan değerlerde L ile M'nin eşit olmasına bakayım. Bunda da 2 tane, birer tane çizgi var. Bunu alabiliriz. Bunda 2'şer tane bunu alabiliriz. Bunda 3'er tane alabiliriz. Bunda 2'şer tane alabiliriz. Hepsi sağlıyor. Ama K'nın 2L, yani L'nin 2 katı olmasına bakayım. Burada 3 katı, o yüzden bunu alamam. Burada 2 katı bu olabilir. Bu eşit olduğu için alamam. Bu da yarıya düşmüş, alamam. Bu da ben de cevabım B seçeneği olacaktır. Gülseren öğretmen kaldıraçlarla ilgili olarak tahta 3 adet resim çiziyor ve çizdiği resimlerin üzerlerine 1, 2 ve 3 rakamlarını yazıyor. Gülseren öğretmen 3 öğrencisinin her birinden şekillerdeki rakamlarla ilgili yorum yapmalarını istiyor. Ömer, Hilmi ve Ethem'in yorumları aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencinin yorumları doğrudur? Baktığımız zaman birinci şekil makas. Makasın 3 ile gösterilen kısım yük, 2 ile gösterilen kısım destek, 1 ile gösterilen kısım kuvvetin uygulandığı yer. İkinci resimde maşa. Maşa buradan destek alıyor. Kuvveti buraya uyguluyoruz. Yükümüz de burada. Burada ceviz kıracağı var. Buradan destek alıyor. Yükü buraya yerleştiriyoruz. Kuvveti de buraya uyguluyoruz. Ömer kaldıraç modellerinde bir rakamı destek noktasını göstermez. Baktığımız zaman bir rakamı maşa için destek noktasıdır. Ceviz kıracağı için destek noktasıdır. O yüzden Ömer'in ifadesi yanlıştır. Hilmi kaldıraç modellerinde iki rakamı ile numaralandırılmış yerler. Makasta destek. Evet, makasta destek 2 numara. Maşada kuvvetin uygulandığı yer. Evet, bu da doğru. Ceviz kıracağını yük olarak isimlendirilmiş. Evet, bu ifade doğrudur. Hilmi'nin yorumu doğrudur. Ethem, kaldıraç modellerinde 3 rakamı ile gösterilen yerler kuvvetin uygulandığı yerdir. Bakalım 3 rakamda başlangıçtakinde yük var. İkinci maşada da yük var. Sadece burada ceviz kıracağında kuvvet. O yüzden Ethem'in ifadesi de yanlıştır. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. Özdeş kitaplar ve 100 cm uzunluğunda tahta parçası kullanılarak aşağıdaki gibi eğik düzlem düzeneye oluşturulmuştur. Yükü dengede tutmak için uygulanan kuvvet dinamometre ile ölçülerek kuvvet kazancı hesaplanmıştır. Eren ve Yiğit'in eğik düzlem düzeneklerinde yapmış oldukları değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre Eren ve Yiğit'in yaptıkları deneylerde kuvvet kazançlarının değişimini gösteren grafikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İki kitap varken tahtanın uzunluğu 100 cm, tek kitap varken 200 cm olduğunu görüyoruz. Yani tek ve iki kitap varken sonradan değişmiş. Yani kuvvet kazancının arttığını görüyoruz Eren'in düzeneğinde. Kuvvet kazancının arttığı da C veya D şık, B şıkkında olabilir. Yiğit'e baktığımızda da kitap sayısı 2 iken 100, 3 iken 100. Ancak sonradan kuvvet kazancının arttığını görüyoruz. Çünkü 200 santim uzama miktarı var. O yüzden ilk az olacak, sonra artmaya başlayacak. Böylelikle cevap C şıkkı olacak.
Merkezlerinden geçen çiviler etrafında dönebilen KL gazoz kapakları iki dişli gibi birbirine temas ediyor. Bununla ilgili hangileri doğrudur? K kapağı L kapağından küçükmüş. Bunu belirtmiş. L kapağını döndürdüğümüzde hız değişimini gözlemleyebiliriz. Tabii ki gözlemleyebiliriz. K kapağını döndürdüğümüzde hareketin aktarılmasını gözlemleyebiliriz. Evet, birbirinden farklı oldukları için boyutları gözlemleyebilmekteyiz. L kapağını döndürdüğümüzde hareketin yönünün değiştiğini gözlemleriz. Evet, ters yönde hareket edecekleri için bu da doğrudur. Bu yüzden cevap D şıkkıdır.